Amerika başkanının maaşı yıllık 400 bin dolar. Aylıkta yaklaşık 33 bin dolara denk geliyor. Şu anki başkan Donald Trump bu parayı almayı reddetti. Ve sembolik olarak yılda 1 dolar alıyor. Tabii ki maaş konusunun dışında Amerika başkanı olacak kişi başkanlık imkanlarından da yararlanıyor. Kablosuz derginin bu videosunda Amerika başkanının hizmetine sunulan en pahalı 6 şeye bakacağız. Amerika başkanının yurt içi ve yurt dışı resmi ziyaretlerinde kullandığı Air Force One başkanlık uçağı gezegenin en güvenli uçaklarından biridir. Boeing 747 modelinin başkan için özel dizayn edilmiş bir versiyonudur bu uçak. Beyaz Saray çalışanlarını tek seferde içine alabilecek kapasitededir. İçinde askeri komuta merkezi, ameliyat yapılabilecek düzeyde tıbbi müdahale merkezi, başkana ait özel bir oda ve toplantı odası vardır. Uçağın güvenlik önlemleri arasında nükleer patlamalara direnme ve çoklu roket saldırısından kurtulabilme, meteor çarpmasından kaçma sistemleri vardır. İçinde bulunan herkese bir hafta yetecek kadar yemek stoğu bulunur. Uçağın maliyeti 660 milyon dolardır. Uçağın havada olduğu her bir saatin maliyeti de 206 bin dolardır. Acil operasyon merkezi Beyaz Saray'ın içinde bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında dönemin başkanı Franklin Roosevelt'i korumak için inşa edilmiştir. Nükleer saldırıya dayanacak yapıdadır. 11 Eylül saldırılarının olduğu sırada Beyaz Saray çalışanlarının bir kısmı buraya sevk edilmiştir. Başta Irak ve Afganistan olmak üzere birçok operasyon buradan yönetilmiştir. Amerika başkanlarının simgesi Beyaz Saray, dünyanın en güvenli ve dayanıklı yapılarından biri. Amerika'nın başkenti Washington'ın Pennsylvania Caddesi üzerindedir. Halkın ücretsiz olarak ziyaret edebildiği tek başkanlık konutudur dünya üzerindeki. Sarayın bodrum katında başkanın ve çalışanlarının yararlanabildiği marangoz, çiçekçi, diş hekimi, terzi ve birkaç hizmet daha vardır. Başkan bu konutta neredeyse her hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor olsa da yediği yemekler için para ödemek zorunda. Başkanın Beyaz Saray'da yediği her şey maaşından daha sonra düşülüyor. Sadece emlak verilerine dayanan tahminlere göre yapının değeri 360 milyon dolardır. Tabii ki bu bulunduğu muhit, yapının metrekaresi ve özelliklerine göre ölçülen değerdir. Obama'dan görevi devraldıktan sonra Donald Trump makam aracını değiştirmiştir ve General Motors'a bağlı Cadillac markası başkan için yeni bir araç dizayn etmiştir. Klasik olarak bilinen güvenlik önlemleri bu araçta bir adım daha ileri götürülmüş. Kurşun geçirmez camlar zırh delici mermilere dayanacak şekilde yapılmıştır. Roket saldırısına dayanıklı yapısı nedeniyle her bir kapısı uçak kapısı kadar ağırdır. Olası bir durumda içeriye oksijen sağlayacak ekipmana sahiptir. Olası bir güvenlik zafiyetinde ise araç çevresini saracak insanlardan kurtulmak için göz yaşartıcı kapsüller fırlatabiliyor. Aracın içindeki yakıtın olası patlamalardan etkilenmemesi için de yakıt deposu özel bir köpük malzeme ile kaplı. Araçta direkt olarak uydu üzerinden Pentagon, başkanlık odası ve başkan vekili ile konuşmayı sağlayan telefon vardır. Aracın maliyeti ise 15 milyon dolardır. Amerika Başkanı'nın makam helikopteri, Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Birliği'ne bağlıdır. Şu an kullanılan helikopter 2015 yılında yapımı tamamlanarak teslim edilmiştir ve 400 milyon dolarlık maliyeti nedeniyle kamuoyunda tepkiye neden olmuştur. Dönemin başkanı Obama da halktan gelen tepkiler nedeniyle bu helikopter ihalesini iptal etmek istemiş fakat başaramamıştır. Güvenlik önlemleri nedeniyle Marine One'da 5 yolcudan fazlasına izin verilmez. Klasik olarak güdümlü füze saldırısından kurtulma, gerektiğinde tüm radarların takibini önleyecek sistem gibi özellikleri vardır. Helikopter başkan binmediği sürece kesinlikle havalanmaz ve başkan olmadan bir yere götürülecekse askeri kargo uçağıyla taşınır. Siyasetçilerin olmaz ise olmaz araçlarından biri otobüs. Amerika içinde makam aracı filosu ile birlikte hareket eden başkanlık otobüsü gerektiği takdirde başkanın hizmetindedir. Normal zamanlarda ise başkanın üst düzey çalışanlarını taşır. Tabii yine füze saldırılarına karşı koyacak kadar güçlüdür. Başkanın hizmetinde bu otobüsten 2 tane vardır ve her birinin maliyeti 1.1 milyon dolardır. Bir ülke lideri olmak büyük sorumlulukları yanında getiriyor. Tabii ki Amerika başkanı olmak demek her zaman en üst seviyede güvenlik önlemleri almayı gerektiriyor. Ve başkanın hizmetine sunulan çoğu şeyin fiyatını artıran detay ise güvenlik önlemleri. Siz ne dersiniz? Bir ülke lideri için bu hizmetler gerekli mi, gereksiz mi? Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak da bu tarz videolara destek olabilirsiniz.